Malatya deplasmanı zor Malatya olabilir. Malatya deplasmanı zor. Kruze dönüyor galiba bu arada. Kruze dönecek ama Cuma işte... günü bir antrenmanı var Fenerbahçe'nin. Onu takip edeceğiz. Orada çok daha sağlıklı. Çarşambadan biraz öngörüde bulunmak zor. Kruze ile Rami'de problem vardı. İkisi de iyileşecek galiba. Rami iyileşiyor. İslam'ın cezası var. Dirar oynayacak. İyi durumda. O oynar. Ya Kruze ile ilgili şöyle bir durum var. Şimdi bence sezonun en önemli kararlarından birini alacak teknik direktör Ersun Yanal. Acaba bu 4-3-3'e devam edecek mi? Rıdvan Hoca da sürekli söylüyor. Ben de daha önce söylemiştim. Onun için açık rahatlıkla ben de tekrar edebiliyorum. Kruze'nin oynayabileceği oyun dizilişinde ya da kurguda şu anda Fenerbahçe'nin son oynadığı maçta da hani Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Luis Gustavo üçlü orta sahasıyla iyi futbol oynadığı gözüküyor. Kayseri maçını kaybetti. Kasımpaşa maçında da üretse de belki farkı açamadı. Kruze sakatlıktan döndü. Sezon başında ideal 11 oyuncusuydu. Ancak beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Fenerbahçe'de Kruze'nin sakatlanmasından sonra yeni bir dizilişle sahaya çıkmaya başladı. Nispeten daha iyi bir görüntü sergiledi. İşlevsel oldu. İşlevsel biraz. Oldu. Şimdi burada nasıl devam edecek? Kruze döndükten sonra zaten doğal seçilme olmuştu Kruze'nin sakatlığıyla. Şimdi ne yapacak? Yani Kruze'yi nasıl değerlendirecek? Yoksa kulübede mi tutacak? Bu karar bence önündeki kısa vadeli Fenerbahçe'nin geleceğinde çok etkili olacak Ersun Hoca'nın. Evet. İşte o Kruze'ye bu işlevsel duruma, ya bu ben, doğal duruma dahil edebilecek mi? Yoksa dışarıda da tutamaz. Bir şekilde tutabilir. Evirecek. Tutulacak gibi gözüküyor. Sıkıntı olur. Ya Kruze Fenerbahçe açısından şöyle değerli bir oyuncu. Maçına göre şimdi Fenerbahçe'nin bu üçlü orta sahasının zaman zaman üretip bitiremediği ya da üretemediği de bazı maçlarda Antalya Spor maçı da Kruze oynamıştı, özür dilerim. Devamında da işte Kayseri Spor maçında çok pozisyona girmesine rağmen skora gidemediği, dar alanda iş yapabilecek Fenerbahçe oyuncu sayısı az. Özellikle yani kanatta Rodriguez, diğer kanatta Moses oynadığında Vedat Muriç 2 bazen öndeki ön libero ile birlikte 3 futbolcu ile boğuştuğunda o ortada kalan topları ya da ince iş yapacak adam sayısı Fenerbahçe'de çok değil. Evet. Emre Belözoğlu bile değil aslında. Değil, oyunun lideri Emre Belözoğlu ama o ceza sahası çevresinde iş yapacak değil, oyuncu Kruze. Ama Kruze'de bu beklenilen ya da yüksek sorumluluğa karşılık verecek açıkçası üretkenlikte de değil. Yani maçına göre ben Kruze'nin Ersun Yanal tarafından sıkışan oyunlarda kullanılabileceğini, bundan sonrasında devamında, ligin devamında da yine bir önceki birkaç maçtan beri çıktığı gibi sahaya çıkacağını düşünüyorum.